teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bir hayaldi. O hayalin aslında ilk adımını bugün takip edeceğiz birlikte elimizi ekrana yansıyacak. Şimdi buyurun birlikte izliyoruz. Dünden bugüne şehri saran binlerce kilometre yol yaptık. kilometre yol yaptık. Hepsini köprülerle birbirine bağladık. Şehri raylı sistemin ilk ayağı tramvayla tanıştırdık. Bisikletin bile en akıllısını bulduk. Bu kente metro yakışır dedik. Yerin yüzlerce metre altına daldık. Şimdi de Kocaeli'nin ayağını yerden kesiyoruz. Kocaeli'nin turizm cenneti Kartepe'de Derbent'le Kuzu Yaylayı teleferikle havadan birleştiriyoruz. Yaz-kış tatilcilerin gözde mekanı Kartepe'nin yıllardır özlemini duyduğu teleferik inşaatına başlıyoruz. Teleferik projesi Kocaeli ve Kartepe'yi turizmin yeni cazibe merkezi yapacak, sektörde zirveye taşıyacak. Teleferiğimiz Derbent'le Kuzuyayla'ya kurulacak iki istasyon arasında yol alacak. Yerden 1421 metre yüksekliğe çıkarken size İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarası eşlik edecek. Yaklaşık 5 kilometrelik hat boyunca saatte 1500 kişi taşınacak. Hat boyunca 10 kişi kapasiteli 73 kabin çalışacak. Üstelik zirveye giden bu yolculuk sadece 14 dakika sürecek. Kuzuyayla'daki zirvede ise tatilciler için konaklama ve restoran alanları, kış ayları için kayak pisti gibi çalışmaların planlamaları devam ediyor. İki yıl içinde proje tamamlanacak. Böylece Cumhuriyet'in 100. yılında Kocaeli'nin ayağını yerden kesiyoruz. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Dert edinme işi böylesine önemli bir projeyi ilimize kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakını konuşmalarını yapmak üzere alkışlarımızla davet ediyoruz. Sayın Başkanım buyurun lütfen. Saygıdeğer Bakanım, ikinci adresinize hoş geldiniz. Burası sizin de eviniz. Sanayinin başkenti, Türkiye'nin lokomotifi Kocaeli sizin bakanlığınızla birlikte çok daha güçlü bir atılım yapmaya devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Sayın valim, çok kıymetli belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, Basınımızın değerli mensupları, sivil toplumumuzun çok değerli temsilcileri, evvela hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz bu mutlu, bu gururlu günde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bu şüphesiz Kocaeli için bir gurur günü. Yıllardır yapılamaz denen şeyler, yıllardır hayal edilen şeyler elhamdülillah bir bir gerçek oluyor. Hayaldi gerçek oldu denecek tabloları her geçen gün sizlerle paylaşıyoruz, kentimizle paylaşıyoruz. Malum bir deney vardır. Pirelerle yapılan bir deney. Pireleri cam bir fanusun içine koyarlar alttan ısıtmaya başlarlar. Üstlerine de bir cam kapak konmuştur. Pireler zıpladıkça çarpmaya başlarlar. Ve çarpmamak için tepedeki engele daha az zıplamaya başlarlar. Öğrendikleri görülünce alttan ısıtan mekanizma çekilir, üstten de cam kapak çekilir. Sonra tekrar ısıtılmaya başlanır. Bu sefer bakarlar pireler sadece o kapağa çarpmayacak kadar zıplamaya devam ediyorlar. Aslında belki de yakın tarihin özeti bu hikayede ortada. Ne demek istiyorum? Bunun adı öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş bir çaresizliğimiz vardı. Bu ülkede bir şeyleri değiştirmek isteyenler, her zaman alaya alınırdı. Kabereler yapılırdı. Kulağımdan hiç çıkmıyor. Düz yollara virajlar yapacağız diye çok kıymetli Erbakan hocamızla alay ettikleri zamanı ben çok iyi hatırlıyorum. O ağır sanayi dedikçe dalgaya aldılar. O motor yapacağız dedikçe alaya aldılar, dalga geçtiler. Ama onun yetiştirdiği çocuklar, bu milletin öz evlatları, bu memleketin yerli evlatları bir bir onun hayallerini belki de daha ötesinde gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Yapılamaz denen ne vardıysa bu milletin yerli evlatları yapıyor, bu vatanın evlatları yapıyor, yapmaya da devam edecek inşallah. Kim ne engel çıkartırsa çıkartsın, ne yapmak isterlerse yapsınlar, isterlerse Manhattan'daki Time Meydanı'nda durdurun Erdoğan'ı diye manşetler atsınlar, billboardlar atsınlar. Biz de burada bu inşaatları yaparak, bu projeleri yaparak yerli, milli evlatlar olarak bu hayalleri bir bir gerçekleştirerek biz Erdoğan'ı seviyoruz diyeceğiz. Biz Erdoğan'ı seviyoruz dedikçe onlar kırmızı görmüş boğalar gibi saldıracaklar. Saldırmaya devam edecekler ve trajikomik bir biçimde bu ülkedeki özgürlükleri kullanıp, bu özgürlüklerle bu ülkede faşizm var diyecek kadar da yoldan çıkacak ve sapacaklar. Sapkınlıklarına devam etsinler, ne derlerse desinler, istedikleri kadar engellemek istesinler. Bu milletin öz evlatları bu milleti ayağa kaldırmaya başladı ve kararlılıkla yoluna devam edecek. Bizim yolumuz belli. Anadolu'nun yolu belli. Düşünce biçimimiz belli. Biz diyoruz ki Bilge Kral rahmetli Ali Ezzet Begoviç'in dediği gibi her iktidar geçicidir. Er ya da geç her iktidar önce millete sonra Allah'a hesap verecektir. Geçtiğimiz günlerde yine bu salonda İdareci arkadaşlarımızla, belediyemizin tüm idarecileriyle yaptığımız toplantıda da aynı şeyleri söyledim. Dedim ki bizim rızasını güttüğümüz iki tane merci var. Bunlardan birisi Allah, Allah'ın rızası, ikincisi milletin rızası. Allah'ın rızasına giden yol milletin rızasını kazanmaktan geçer. Benim gönlümü etmeye çalışmayın. Benim rızamı almaya çalışmayın. Eğer benim rızamı almak milletin rızasının aksine, Allah'ın rızasının aksine bir anlam taşıyorsa beni de dinlemeyin, itaat etmeyin dedik. Elhamdülillah yolumuz bu. Bizim tek bir gayemiz var. Milletimizin rızası milletimize hizmet etme. Çünkü bu makamlar hizmet makamlarıdır. Bu makamlar millet var oldukça var olacaktır. Bu makamlar bu devlet var oldukça var olacaktır. Bu millet de devletiyle beraber var olacaktır. Tarihi boyunca devletiyle beraber var olmuş, tarihi boyunca hür yaşamış, hür yaşamaya devam edecek bir milletimiz vardır. Nereden ne yaparlarsa yapsınlar. İstedikleri şey şu, istiyorlar ki dış politikada tamamen bağımlı olalım. İç politikada da izin verdikleri kadar iktidar olalım. Hükümet olalım ama iktidar olmayalım. Kendi milli sanayimizi kurmak istersek engel olsunlar. Şunu yaparsınız, bunu yapamazsınız desinler. Dedikleri sınırlar içinde oynayalım. O öğrettikleri çaresizlik içinde kalalım. Pireler olarak o cam fanusun üstündeki engele çarpmayacak kadar sıçrayalım. Hep bunu istediler. Ama bunu yapmayacağız. İnadına yapmayacağız inadına biz yerli ve milli olan sanayinin önünü açacağız. Bu ham hayal değildir. Bu boş bir uğraş değildir. Boş laf değildir. Elhamdülillah hiç boş konuşmadık. Biz tramvay projesini yapacağız dediğimizde o zaman genel sekreterlik yapıyordum Sayın Bakan. Ara kablolu tramvay dediler, alay ettiler her zaman yaptıkları gibi. Siz bunu yapamazsınız dediler. Ondan sonra Hani yapacaktınız demeye başladılar. Bütün kayıtlar orada duruyor. Söylenenler duruyor. Arşiv affetmez. Arşivde söylenenler durur. Yapmayacaksınız milleti kandırıyorsunuz diyerek başladılar. Ara kablolu tramvay diye alay ettiler. Tramvay yapılmaya başlandı. Nasıl yapıyorsunuz dediler. Tramvay bitti. Gidip bindiler. Bu tramvay olmamış demeye kalktılar. Milletten azar işittiler. Tramvayımıza bindiler. Şimdi aynı şeyi teleferik için diyorlar. Teleferi yapamazsınız. Önce hani teleferik yapacaktınız dediler. Teleferi yapmaya başladık. Yani süreci başlattık. Bu sefer de teleferi yapamazsınız diyorlar. Onlara dedik ki tramvayı yapamazsınız diyorduk. Sizi tramvaya bindirdik. Şimdi de teleferiye bindireceğiz. Hala diyorlar ki bizi teleferiye bindirin de dünya gözüyle görelim. Dünya gözüyle görecekler inşallah. Onları teleferiye bindireceğiz. Bakalım o zaman ne diyecekler? Mahcup olacaklar mı? Mahcup olacaklarını zannetmiyorum. Olacak olsalardı biraz sıkılırlardı, biraz utanırlardı. Onlar ne derse desin biz yolumuza devam edeceğiz. Biz bu teleferik ihalesini geçtiğimiz günlerde duyurduk, ihale sürecini başlattık. Daha sonra sizlerin de bildiği üzere yerli üreticilerimizin bunu yapabileceğine dair iddialarını Sanayi Bakanlığımızın uzmanlarıyla masaya yatırdık. Onlar incelediler, üretim yaptıkları yer teknik değerlendirmeleri yaptılar ve Sanayi Bakanlığımızın uzmanları bunun sanayi işbirliği programı. Yani arkada logosu olan SIP çerçevesinde yapılabileceği kanaatine ulaştılar. Sayın Bakanımızla oturduk ve bu ihaleyi SIP programı kapsamında yapmaya karar verdik. Perşembe günü meclisimiz var. Grubumuzda değerlendirdik ve meclisimizden bunun SIP programı kapsamında yapılmasının kararını da alıp yolumuza devam edeceğiz. İhalemizi ertelemiştik. Bunu da bugün sebebini burada açıklamış oluyoruz. Ertelememizin tek bir sebebi vardı. Yapmamak, oyalamak değildi. Daha iyisini yapmak, yerlisini yapmak, yerli üretimin önünü açmaktı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu tür projeleri hayata geçirmekle övünmüyoruz. Evet yapıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin kendi imkanlarıyla yapacağız. Kendi kaynaklarımızla yapacağız. Ama aynı zamanda yerli üretimin önünü de açacağız. Tramvayı yapacağımız zaman yabancı firmalar geldiler. Biz bunu size 5 milyon euro daha ucuza yapalım diyenler oldu. 10 milyon euro daha ucuza yapalım diyenler oldu. Biz dedik ki hayır. Bunu yapan Türk müteşebbis var. Onlar bunu yapabilirler ve onlara yaptıracağız dedik. Yerli üretimi teşvik kapsamında ihaleye çıktık ve yerli üretim olarak tramvayımız yapıldı. Şimdi hem teknolojilerini geliştiriyorlar, hem başka yerlerde tramvay yapmaya devam ediyorlar, hem de metro ile ilgili süreci de geliştirmeye başladılar. Yani aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tramvayda nasıl yerli sanayinin önünü açtıysak, bugün de teleferik projesiyle ilgili yerli sanayinin önünü açmış olacağız. Bu Kocaeli için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir gurur tablosu. Dağıttıkları gıda paketini bile Almanya'dan aldıkları yardımla dağıtanlar bunu anlamazlar. Yapacakları sosyal yardımı askıda fatura ile vatandaştan dilenenler bunun ne demek olduğunu anlamazlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz pandemi döneminde 250 milyonluk bütçe yarattık sırf vatandaşlarımıza destek olalım. Esnafımıza destek olalım diye. Ve bunu kendi kaynaklarımızla yaptık. Eskiden hükümetlerin yaratmakta güçlük çekeceği bütçeyi büyükşehir belediyemizin imkanlarıyla yapabilir hale geldik. Şimdi önümüzdeki günlerde bir karar daha alacağız. İsuyu olağanüstü genel kurul toplantısına çağırıp aşağı yukarı 55 milyon lirayı bulacak bir destek çalışmasını daha hayata geçireceğiz. Onun detaylarını da ileriki günlerde sizlerle paylaşacağız inşallah. Teleferik projesinin detaylarını az önce sunumda gördünüz. Bir taraftan Sakarya Sapanca Gölü'ne bakan, öbür taraftan körfeze bakan 1400 rakımda muhteşem bir görüntü. Kartepe Belediye Başkanımızın gözlerinin içi gülerek bakıyor. Kartepe'ye yakışır bu teferik projesi. Sadece Kartepe değil, Kocaeli'nin her yerinde inanılmaz çalışmalar yapıyoruz. Darıcan'ın, Körfez'in, Derince'nin altyapısını elden geçiriyoruz, yeniliyoruz, tamamını yeniliyoruz. Diğer ilçelerimizdeki altyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Diğerleri bu kadar büyük olmadığı için söylemiyorum. Sadece 2021 yılında İSU 420 milyon lira altyapı yatırımı yapacak. Altyapısı olmayan üst yapı yapılmaz diye böyle yapıyoruz. Hayal vaat etmiyoruz. Boş konuşmuyoruz. Her gün arı gibi çalışıyoruz. Her gün bir ilçemizde bir çalışmanın incelemesini yapıyoruz. Var olan inşaatı takip ediyoruz. Kapalı spor salonlarından tutun da yollara, köprülere, ve buna benzer tüm diğer projelere imzamızı atmaya devam ediyoruz. Hararalı çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki iki yıl Kocaeli için şantiye yılı olacak. Teleferik bunlardan sadece bir tanesi. Tarihi değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde sizi bir başka müjdeyle buluşturacağız. Bu da yıllardır Gebze'nin özlemini çektiği Hünkar Çayırı mevkiinde yapılacak olan Fatih'in cennet mekan son otağını kurduğu, muhtemelen seferinin Roma'ya olduğu otağını kurduğu Hünkar Çayırı mevkiinde Fatih'in otağını canlandıran o dönemin ruhunu yansıtan muhteşem 200 dönemi yayılan bir alanda bir millet bahçesinin içinde Fatih'in otağını canlandıran bir yatırımı da detaylarıyla birlikte önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Sadece yaptıklarımızı eleştirsinler. Yapamazlar desinler, biz yapalım gelip binsinler. Hatta bizim yaptıklarımıza açılış yapsınlar. 2016'da İstanbul'da başlanan tramvayın açılışına iki tane genel başkanı çağırıp ona açılış yapsınlar. Anca güçleri buna yeter. Çünkü diyet ödemekten iş yapmaya vakitleri yok. Onlar daha çok diyet öderler. Bizim elhamdülillah kimseye borcumuz yok. Bizim milletten gayrı kimseye hesap vermeye niyetimiz de yok. Ne Amerika'ya var, ne İngiltere'ye var, ne Almanya'ya var, ne Fransa'ya var, ne de başka bir yere gebeliğimiz var. Gebeliği olanlar düşünsün. Biz iş yapmaya devam edeceğiz. Kocaeli hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Her geçen gün sizlerle çok daha güzel şeyleri paylaşacağız ve milletimize gururla bunları anlatacağız. <laughs> Tek gayemiz de bu milletin mutlu olması, Kocaeli'de yaşayan insanların mutlu olması. Biz insanlarımız mutlu olsun diye çalışacağız. Onlar da Tekil örnekleri bulup bu insanlar mutsuz diyecekler. Biz de onu da bulacağız. O insanları da bulacağız. Tek tek bulacağız. Çünkü tek gayemiz var. Bu insanların mutlu olması. Artık bizden sonra kim gelirse gelsin. Bu kentte çıta mutluluk çıtasıdır. Gayenin mutluluk olduğunu herkes bilecektir. Her gelen bu insanları mutlu edip etmediğiyle sorgulanacaktır. Biz mutlu şehir mottosunu koyarken de bunu düşünerek koyduk. Bunu kafanıza sokun. Mutlu şehir vizyonu, mutlu şehir mottosu aslında bir çitadır. Ulaşı, ulaşılması gereken hedefi gösteren bir çitadır. Tıpkı zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çıtasıdır. O bir yerde durmaz. Yaklaştıkça ileri gider. Çünkü medeniyet durmuyor, ilerliyor. Mutlu şehirde böyle bir şey. Benim gençliğimde evimizde telefon yoktu üniversite öğrencisiyken. Yan taraftaki komşumuzda vardı. Jetonlu kulübeden arardım, annemi çağırırdım ya da babamı kim varsa. Beş dakika sonra bir daha arayacağım derdim. Şimdi herkesin cebinde cep telefonu var. Durmuyor. Eskiden evde telefon olması bir mutluluk ölçüsüyken şimdi mutluluk ölçüsü değişti. Dolayısıyla. Mutlu şehir bugün mutlu şehir dendiğinde mutlu olunacak bir şehir değil. İnsanlara sorarsınız yaşamaktan mutlu musunuz? Soruyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir anket yaptık. Yüzde 90'a yakın, yüzde 87 oranında bu kentin insanları bu kentte yaşamaktan mutlu olduklarını söylüyorlar. İnsanlar mutlu olduğunu söylüyorsa mutlulardır. Elhamdülillah bu mutluluğun artması için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Emanete ihanet etmiyoruz. Bu emanetin hakkını vermek için gece gündüz hafta sonu hafta içi demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan inandığımız yolda baskılara, engellemelere, ayak oyunlarına takılmadan çalışmayı, gece gündüz çalışmayı, sabah akşam çalışmayı, hafta sonu hafta içi demeden çalışmayı öğrendik ve onunla birlikte bu memleketin kaderini değiştirmek, hem bölgesinde hem dünyada söz sahibi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için hep birlikte inandık. Onunla birlikte çalışıyoruz. Ben bugün bu programa iştirak eden Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla yapacağımız bu teleferik hattıyla yerli sanayinin gelişmesi için destek vermek bizim için bir gurur kaynağı. İnşallah Sanayi Bakanlığımızın buna benzer projelerinde başka ortaklıklar yapma imkanımız da olur. Bir kez daha bizleri onurlandırdığınız için hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyor teleferik hattımızın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Bizim için çok özel bir an, çok özel bir gün. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan, birlikteliğimizi teşrifleriyle onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın Bakanım buyurun lütfen, teşekkür ederiz. Kıymetli Kocaeliler, saygıdeğer misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı Projesi tanıtım toplantısı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başkanımız da söyledi her geldiğimde ben de ifade ediyorum. Gerçekten Kocaeli adeta bizim ikinci adresimiz. Bu güzel şehir Türkiye'nin üretimine yaptığı katkıyla ülkemizin yüz akı şehirlerinden bir tanesi. Neredeyse her iki ayda bir yeni bir program vesilesiyle sizlerle bir araya geliyorum. Sizlerle bir araya gelmediğim onlarca da ziyaret gerçekleştiriyorum. Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli'nin her daim yeni yatırımlarla anılması bizlerin gerçekten yüzünü güldürüyor. Bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak bir hizmet modelini beraberce tanıtıyoruz. Şehrimizin 50 yıllık hayali olan Kartepe teleferik hattını Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz tamamen kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla Türkiye'de bir ilk olacak şekilde sanayi işbirliği projesi kapsamında gerçekleştirecek. Yani Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz Kartepe Teleferik Hattı projesini yerli sanayinin gelişimi için kullanacak. Ayrıntılarına birazdan değineceğim bu vizyoner adımın ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli katılımcılar, dünyanın gelişmiş ülkeleri her fırsatta globalleşme ve liberalleşmenin faydalarından bahsederler. Ama gelin görün ki karşılarına çıkan en ufak bir zorlukta hemen korumacı politikalara sığınırlar. Bakın bu 300 yıl önce de böyleydi, 100 yıl önce de böyleydi, bugün de aynen böyle. Kendi teknolojilerini geliştirmek için yıllarca korumacı politikaları uyguladılar. Ne zamanki sanayileri teknolojik üstünlüğü yakaladı işte o zaman tüm kapıların açılmasını, liberal ticaretin uygulanmasını savundular. Sanayileşmenin Gizli Tarihi adlı kitapta bu durum adeta bir merdiven metaforuyla anlatılır. Zengin ülkeler yerli sanayilerini koruyarak merdivenin basamaklarını tırmanırlar sanayileri gelişince de kendilerini yukarı taşıyan bu basamakları, bu merdivenleri devirirler. Yani milli sanayinin korunması ve desteklenmesini çağ dışı ilan ederek diğer ülkelerin o basamakları tırmanmasına izin vermezler. Yaşanan krizler, buhranlar, salgınlar her daim globalleşmeden bahseden ülkelerin bütün planlarını aslında alt üst etti. Ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları e, korumacılık politikaları tekrar bu dönemde yoğun bir şekilde hortladı. Bu trend salgın sonrasında da bu trend salgın sonrasında da devam edecek gibi gözüküyor. Karşımızda Covid-19 gibi yepyeni bir gerçeklik var. Salgın siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik her anlamda dünyada bütün dengeleri değiştiriyor. Küresel ticaret yavaşladı. Tüm dünyada istihdam daraldı. Artık ülkelerin kendi kendine yetebilmeleri çok daha önemli bir hale geldi. Biliyorsunuz maskeler için ülkeler birbirlerini eee silah doğrultacak seviyeye geldiler. Dünya ülkeleri baş gören durgunlukla mücadele edebilmek için ithal ürünlere karşı yerli ürün ve sanayilerini koruma politikalarına bu dönemde sıkı sıkıya sarıldılar. Özetle neredeyse tersine bir küreselleşme dönemi başlamış oldu. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman sınırların kapatılmasını, serbest ticaretin önüne set çekilmesine taraftar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ancak bu gelişmeleri de elbette yakinen takip ediyor. Ülke menfaatlerimiz çerçevesinde yeni politikalarımızı şekillendiriyoruz. Siyasi bağımsızlığımızın ekonomik ve teknolojik üstünlüğümüzde gizli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tabii şu bir gerçek Milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey aslında topyekün bir sahiplenme. Hedefimiz tüm sektörlerle, sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim insanlarımız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek. Bir kişinin ya da bir kurumun bu işin dışında kalması, bu hedefe sırtını dönmesi adeta hedefe ulaşmamıza darbe vurur. Yerli ve milli bir bakış açısı sanayiden sağlığa, tarımdan enerjiye her alanda herkes tarafından sahiplenilmeli. İşte ülke harcamalarımızın önemli bir kısmını oluşturan kamu alımları bunun için önemli ve büyük bir fırsat kamu alımları dünyanın her yerinde ülkelerin ürünlerini yerleştirilmesine büyük katkı sunuyor. Talep kaynaklı destekleyici bir unsur olarak sanayinin gelişiminde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerleşme, yenilikçilik ve teknoloji transferine dönük çok çeşitli programlar uyguluyoruz. Sanayi İşbirliği programı da elbette bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bu programla geleneksel satın alma yaklaşımı yerine teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımını getiriyoruz. Daha sade bir dille ifade etmemiz gerekirse yüksek teknolojili ürünlerin dışarıdan hazır alınmasını değil, yerli ve milli bir şekilde üretilmesini benimsiyoruz. Tedarik edilecek üretimleri, e, tedarik edilecek e, ürünün üretiminin yanı sıra sistem, alt sistem ve diğer tüm bileşenlerinin yurt içinde tasarlanıp üretilmesini hedefliyoruz. Bu programdaki elbette can alıcı nokta ihaleye konu ürünün ne kadar yerli katkıyla üretileceğinin yapılacak teknolojik işbirliklerinin ve ihracat taahhütlerinin teklifi veren firmalar tarafından ihalenin en başında ortaya konması. Bu programla bir taraftan yurt içindeki imkan ve kabiliyetleri arttırırken diğer taraftan da yan sanayinin, tedarikçilerin, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin bu projelere katkı sağlamasını sağlıyoruz. Bakanlığımızın ARGE destekleriyle ortaya çıkan ürünlerin de bu projelerde kullanılmasının önünü açıyoruz. Biz daha önce SIP kapsamında kamu kurumlarımızda işbirliği halinde çok önemli projeler ihale ettik. Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir proje sayesinde elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarını artık yerli imkanlarla üretebiliyoruz. Bu elektronik kelepçeler kadına şiddetle e, mücadelede aktif bir şekilde kullanılıyorlar. Ben bu ürünleri ilk tanıttığımda tıpkı başkanımızın söylediği gibi bizimle de dalga geçtiler. Türkiye'nin e, ürettiği teknoloji bir elektronik kelepçe mi dediler? Ama bizim bu ürünleri belki 10 yıldan fazladır İsrail'den almamızdan hiç rahatsızlık duymadılar. İşte biz bu tip projelerle gerçekten yerlileşmenin önünü açıyoruz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu modern pentatlon silahları ve hedef sistemleri de yine sip kapsamında yerli üreticilerimiz tarafından geliştirilecek bunun ihalesi de devam ediyor. Yine önümüzdeki dönemde yaklaşık bedeli 3 milyar avro olan sanayi işbirliği projeleri kapsamında gerçekleştirilecek kamu ihalelerinin çalışmalarını da tüm hızımızla devam ettiriyoruz. Yerli ve milli rüzgar türbini, radyo sonda cihazları, X-band meteoroloji radarları inşallah önümüzdeki dönemde sip kapsamında yerli ve milli olarak geliştirilip üretilecek. İşte bugün tanıtımını yaptığımız Kartepe teleferik hattı da en önemli sanayi işbirliği projelerimizden bir tanesi olacak. Hepinizin bildiği gibi teleferik hattı daha önce de söyledik. Kocaeli'nin 50 yıllık hayaliydi. Hem kısıtlı imkanlar hem de bazı teknik sorunlar nedeniyle bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Ama Tahir Başkanımız sağ olsun bu ben bu teleferiği belediyemizin imkanlarıyla yaparım dedi. Yerli sanayinin önünü açmak için de projenin sanayi işbirliği programı kapsamında yapılması kararı alındı. Ben başkanımla birkaç kere bu mesele için telefonda görüştüm. En sonunda bana şunu dedi. Sayın Bakanım biz bunu tabii ki yerli sanayinin önünü açmak için e, SIP kapsamında yapacağız ama Siyaseten bize eleştiriler olabilir. Acaba ihale mi erteleniyor? Siz de gelip bu programdan bahsederseniz hem Kocaeli'ne bir mesaj veririz hem Türkiye'ye bir mesaj veririz hem Türkiye'deki tüm belediyelere bir mesaj veririz dedi. Ben de dedim ki yeter ki yerli sanayinin önünü açalım. Ben her hafta Kocaeli'ne gelmeye razıyım dedim. İnşallah da öyle olacak. Biz sanayi ve teknoloji Bakanlığı olarak ihale için teknik çalışmaları belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleşecek bu ihaleyle teleferik hattının üretiminde yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami oranda kullanılacağı bir sanayileşme modeli oluşturulacak. Teleferik sistemini oluşturan araçlar, sistem alt sistem ve bileşenlerden yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi mümkün olanlar Bakanlığımız tarafından belirlenecek. Katma değerli ve nitelikli faaliyetlerin yerli firmalarımızdan yerli firmalarımız tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacak. Tabii önemli bir örnek verdi yine başkanımız raylı sistemlerle ilgili bugün örnek verdiği firmalarımız Avrupa'ya raylı sistemler ihracatı yapabiliyor. Bugün firmalarımız Bangkok metrosunu yapabiliyor. Neden? Çünkü yaptıkları işlerin bir örneğini gösterebilmeleri lazım. Siz yurt dışına bir teklif verdiğinizde size soruyorlar. Diyorlar ki bu ürün nerede kullanıldı? Eğer siz kendi ülkenizde bu ürünü kullanmazsanız, yabancı bir devlet sizin bu ürününüzü satın alır mı? İşte belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin e, bunlara öncelik vermesi gerçekten firmalarımızın portföyünde de önemli bir veri olarak bulunuyor. Kendileri pazarlama yaparken ürünlerini dünyaya tanıtırken evet benim bu ürünün Kocaeli Belediyesi'nde milyonlarca vatandaşımızı taşıyor diyebiliyor. İnşallah Nisan ayında en geç teleferik ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ee, zengin bitki örtüsü ve Sapanca Gölü manzarasına sahip Kuzu Yayla Tabiat Parkına ulaşımı sağlayacak. 4.7 kilometre uzunluğunda bir hattan bahsediyoruz. İki istasyona ve saatte 1500 kişi taşıma kapasitesine sahip olacak teleferiğimiz aynı anda 10 kişiyi taşıyabilecek kabinlerden oluşacak. Vatandaşlarımıza, yerli ve yabancı turistlerimize de gerçekten eşsiz bir deneyim yaşatacak. Tabii ben iş icabı Kocaeli'ne geldiğim gibi bazen eee Ufak tefek kafa dinlemek için de Kocaeli'ne geliyorum. Burası bir sanayi şehri olmasına rağmen çok güzel bir coğrafyaya, çok güzel yaylalara sahip. Ee, burada Kocaeli'li vatandaşlarımız bu imkanlardan faydalanabiliyor. Bizim gibi e, gelip geçen vatandaşlar da bu imkanlara şahitlik edebiliyorlar. Gerçekten ben zaman zaman buraya geliyorum, yaylalara çıkıyorum, e, yürüyüş yapıyorum bir saat, iki saat de olsa buranın oksijeninden faydalandığınızda gerçekten o ayı çok verimli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Evet bizim teleferik projemizde hem Kocaeli 50 yıllık hayaline kavuşacak hem de yerli sanayimiz çok önemli bir tecrübeye sahip olacak. Bu projeyle Türkiye'de ilk defa bir belediye Sanayi işbirliği Projesine dahil olmuş oldu. Onun için ben bu projeyi gerçekten e, çok önemsiyorum. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Daha önce denemelerimiz başka belediyelerle oldu maalesef başarılı olamadık. Ben inşallah bu projeyle örnek bir işi başaracağımıza inanıyorum ve bu vesileyle tüm belediyelerimize de buradan seslenmek istiyorum. Gelin. Bu tür ihalelerinizi sanayi işbirliği projesine dahil edin. Yerli sanayimizin gelişmesine ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyetlerinin artmasına siz de destek olun diyorum. Ben bu vizyoner işbirliği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, sayın valimize, tüm çalışanlara da burada şükranlarımı sunuyorum. Tabii bazılarının e, slogandan ibaret belediyecilik anlayışının yanında AK belediyelerimiz hem vizyonuyla hem icraatlarıyla adeta Yıldız gibi parlıyorlar tıkır tıkır çalışıyor dedikleri CHP belediyeleri Aslında patır patır dökülüyorlar belediyecilik Nasıl yapılır öğrenmek isteyenler gelsinler Kocaeli'ni ziyaret etsinler. Burada belediyecilik anlayışına şahitlik etsinler. Belediyeler hizmet etme yerleridir. Kimileri gibi kirli ittifaklarına zemin oluşturma yerleri asla değildir. İşte dün bunun en bariz örneklerinden bir tanesini gördük. İstanbul'un CHP'li belediye başkanı çıktı. HDP'nin eş başkanına selam gönderdi. HDP ile örtülü ittifakın diyetini kadınlar günü üzerinden terör destekçiliğini meşrulaştırarak ödemek isteyen bu sinsi zihniyet dün aslında bir kez daha ifşa olmuş oldu. Bu zat daha önce Diyarbakır'da terör yandaşı eski yönetime desteğe gitmiş ama orada bulunan Diyarbakır annelerine bir selam dahi vermemişti. Üstelik bu hareketini de o annelerin yanına gidersem şovmen olurum diyerek savunmuştu. Diyarbakır annelerine destek vermek, şovmenlik, terör örgütüyle açık seçik işbirliği içinde olan HDP'ye selam durmak insanlık öyle mi? Gerçekten yazık. Ne yaparsanız yapın hangi güzel sözlerle hangi özel günlerle süslerseniz süsleyin bu ülkede terör destekçilerini asla cici gösteremeyeceksiniz. CHP'yi ve İyi Parti'yi terör destekçilerine koltuk desteği de değneği yapan bu zihniyete öncelikle partilerinin içindeki aklı selim isimlerin sesini yükseltmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu son hareket CHP'ye ve İyi Parti'ye samimiyetle oy veren vatandaşlarımız arasında esaslı bir itiraza da kapı aralayacak. Değerli katılımcılar, sanayimizi ve teknolojimizi ne kadar yerli imkanlarla ikame edebilirsek, ekonomik ve siyasi anlamda o derece güçlenebiliriz. İşte bu bakış açısıyla başlattığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla yurt dışından ithal ettiğimiz birçok yüksek teknolojili ürünün Türkiye'de üretilmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk çağrımızı makine sektöründe yaparak toplam 2 milyar lira yatırım tutarına sahip 20 projeyi desteklemeye başladık. Pompa aksamlarından rüzgar tribün malzemelerine, büyük boyutlu eklemeli imalat makinelerinden servo motor sistemlerine kadar birçok teknolojiyi artık yerli imkanlarla geliştirip üreteceğiz. Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımı destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 yılı çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak sonrasında da tabii ki ihracatla ülkemize net döviz akışı sağlamak. Biz Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapmakta kararlıyız. İşte savunma sanayinde yakaladığımız başarıların ülkemize kazandırdıkları ortada. Artık dünya gündemini uzaktan takip eden değil, dünya gündeminde söz sahibi olan bir ülkeyiz. Dünyanın önde gelen ülkeleri Suriye'nin, Libya'nın, Dağlık Karabağ'ın kaderini değiştiren sihalarımızı konuşuyorlar. Atak helikopterlerimiz, milli gemimiz, eğitim uçaklarımız, milli seyir füzelerimizle birçok alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardık. Aslında 2004 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülen projeler bize bir şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Gerekli hassasiyete gösterdiği takdirde Allah'ın izniyle bu milletin altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Bakın yakın zamanda milli uzay programını ilan ettik. İsteme zıkçı zihniyeti tarafından yine bu programda çok çeşitli kuplar takılmaya çalışılsa da ben her platformda bu işin doğrusunu anlatmaya gayret gösteriyorum. Bundan sonra da göstereceğim. Türkiye bir uzay ülkesi dediğim için kimi mizah dergileri bunu karikatürize etmeye çalıştılar. Ama ben üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Türkiye bir uzay ülkesi. Ne demek bu? Bakın bizim uzay teknolojileri alanında yetkinliklerimiz ortada. Türkiye hali hazırda gözetleme uydularını yerli imkanlarla kendisi geliştirebiliyor. Milli yer gözlem uydumuz RASAT, ilk milli askeri istihbarat uydumuz Göktürk 2 uzaydan ülkemize hizmet etmeye devam ediyor. İlk Metre altı çözünürlükteki milli uydumuz İmecen'in de inşallah bu sene üretimini tamamlayacağız. 2022 yılında uzaya fırlatacağız. Yine haberleşme uydusu Türksat 6A'nın birçok elektronik ekipmanını milli milli imkanlarla tasarlayıp ürettik. Bu uydunun tamamlanmasıyla birlikte bu teknolojiyi kendi üretebilen üretebilen dünyadaki 11 ülkeden bir tanesi konumuna geleceğiz. Aynı şekilde roket teknolojilerinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemesini Roketsan geçtiğimiz sene başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yapılan e, test atışında Roketsan sonda roketi başarılı bir biçimde uzay sınırını geçerek 136 kilometre irtifaya çıktı. Yine aynı şekilde Delta V şirketimizde uzay alanında oldukça yenilikçi kabul edilen hibrit roket motor sistemi teknolojisini geliştirme çalışmalarına süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah milli uzay programındaki hedeflerimize işte tüm bu kabiliyetlerimizi bir araya getirerek erişeceğiz ve Türkiye'nin ismini inşallah Uzayda çok daha görünür bir şekilde tutacağız ve ay yıldızlı al ayrağımızı da inşallah ayla buluşturacağız. Değerli misafirler, tabii Kocaeli'ne gelmişken şehrimize bakanlık olarak neler yapıyoruz, şimdiye kadar neler yaptık onlara da kısaca değinmek istiyorum. Sanayinin göz bebeği bu şehri yatırımlar açısından asla ihmal etmedik. TÜBİTAK MAM içerisinde toplam bütçesi 27 milyon avro olan bir gıda yenilik merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu merkez tüm kobilerimize tüm şirketlerimize e, hizmet edecek bir merkez olacak. Kocaeli'nde 5 teknoloji geliştirme merkezi e, bölgesi bulunuyor. Bu teknoparklarda e, sağladığımız destek miktarı bugüne kadar 255 milyon lirayı bulmuş durumda. Kocaeli'nde faaliyet gösteren 129 ARGE merkezi ve 18 tasarım merkezine bugüne kadar sağladığımız muafiyet tutarı 2 milyar 45 milyon liraya ulaştı. Son 18 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları vasıtasıyla şehrimize 4.1 milyar lira destek verdik yatırım yapmak isteyen işletmelerimizin yaşadığı finansman zorluklarını aşmaları noktasında da her zaman yanlarında durmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda Koskep aracılığıyla 11.409 işletmeye 323 milyon lira destek sağladık. Yine yaklaşık 10.000 işletmeye 106 milyon lira kredi finansman desteği verdik. 2020 yılında Kocaeli'nde yaklaşık 11 milyar lira sabit yatırım tutarlı 378 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Bu rakam pandemiye rağmen neredeyse 2019 yılının iki katına ulaşmış durumda. Hani diyorlar ya AK Parti hükümetleri 18 yılda hiç fabrika açmadı. Herhalde hiç koca elinden geçmiyorlar. Şu otobandan geçseler dahi otobanın sağında solunda yeni açılan fabrikalara şahitlik edecekler ama siz onları teleferiye bindirdiğiniz gibi inşallah otobandan da geçirin o fabrikaları görsünler. Yine koca elinde bugüne kadar 122 bin e, vatandaşımıza istihdam sağlayan 14 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. İnşallah buralarda tüm parsellerde üretime geçilmesiyle beraber istihdam sayımızda 150 bini geçecek. Ayrıca Doğu Kalkınma, Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız Kocaeli'nde şimdiye kadar 312 projeye 156 milyon lira destek sağladı. Ajansımızın güdümlü bir projesi olan toplam 30 milyon lira bütçeli Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Yazılım Okulu Kocaeli'mize gerçekten değer katacak. Ben bu projeyi birebir takip ediyorum. Burada kuracağımız yazılım okulu tüm Türkiye'ye örneklik teşkil edecek. Bir diğer güdümlü projemizde 16 milyon lira bütçeli İMES OSB uygulamaları ileri mühendislik ve mükemmeliyet merkezine de yönelik desteklerimiz de devam ediyor. Bu projede inşallah yakın zamanda tamamlanacak. Özetle 18 yıl boyunca bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızda her zaman Kocaelilerin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, işte yaptığımız ve özel sektörün yaptığı tüm bu yatırımlar aslında meyvelerini veriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme rakamımız %1.8 olarak açıklandı. Salgın sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürebilen nadir ülkelerden bir tanesi olduk. Şubat ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 16 milyar doları aştı. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontrollü normalleşme adımlarıyla ben bu salgının tüm olumsuz etkilerinin yavaş yavaş ortadan kaldıracağına, kalkacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız yine geçtiğimiz hafta insan hakları eylem planını Türkiye ve dünya kamuoyuna açıkladı. İnşallah cuma günü de ekonomik reform paketini kamuoyuyla paylaşacak. Yeni anayasa çalışmaları da bu reformların aslında bir zirve noktası olacak. Biliyorsunuz pandemi ile birlikte küresel ekonomide kartlar yeniden karılıyor. Tedarik zincirleri sil baştan dizayn ediliyor. Yeni dönemde Türkiye coğrafi konumu, üretim kabiliyetleri ve salgın sürecinde ortaya koyduğu başarılı performansla yatırımcıların çok daha fazla dikkatini çekiyor. Açıkladığımız reformlarla bir yandan vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletirken diğer yandan da ülkemizdeki yatırım ortamını yerli ve yabancı yatırımcılar için çok daha cazip hale getiriyoruz. Bütün bu reformlarla beraber yerlileşme noktasındaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü geleceğin Türkiye'si için sadece ekonomik veya hukuk reformları yetmez. İstiklal ve istikbalimiz için yerli ve milli bir dönüşümü yakalamak mecburiyetindeyiz. Kendimizi zorlayıcı ama uygulanabilir hedeflerle sınıyoruz. Emin adımlarla ama ivmelenerek ilerliyoruz. Kemikleşmiş kemikleşmiş yapıların olduğunu, tekelleşmenin hat safaya ulaştığını ve küresel şirketlerin gün be gün güçlendiğini, piyasalarda etkili olduğunu biliyoruz. Ama biz en ufak bir boşluğu değerlendirmek için kendimizi her zaman hazır tutuyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ancak başarmaktan başka hiçbir çaremiz olmadığının da farkındayız. Milli teknoloji hamlesi yolunda asla bahane kabul etmiyor. Zorluk ne olursa olsun güçlü ve dirençli bir şekilde duruyoruz. Çünkü biz her güçlükle beraber bir kolaylığın olduğuna inanan insanlarız. Değerli Kocaeli'liler, ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken şehrimize değer katacak, yerli üretimi teşvik edecek, Kartepe Teleferik Hattı projesinin gerçekleşmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onun değerli çalışanlarına gerçekten teşekkür ediyor. Kendilerini tebrik ediyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Bakanımıza teşriflerinden ve sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek müsaademizle değerli izleyenlerimiz, kıymetli misafirlerimiz bir anı fotoğrafı almak isteriz. Birlikteliğimizin bu dakikalarında eşlik etmek üzere başla Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Genel Sekreterimizi, İlçe Belediye Başkanlarımızı ve Siyasi Parti İl Başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli misafirlerimiz, Kocaeli'mizin bir hayalinin bugün gerçeğe doğru ilerlemesindeki ilk adımını atmış bulunmaktayız birlikte. Kartepe Teleferik Hattı Kocaeli Bükşehir Belediyemizce yapımı gerçekleşecek ve projemizin bugün tanıtımını gerçekleştirdik. Takip eden tüm izleyenlerimize, katılım sağlayan tüm misafirlerimize, başta Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize, değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mutlu günler, mutlu yarınlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.